Minare boyundaki dev insanlar. Devler gerçekten var mı? Gelin birlikte inceleyelim kardeşlerim. İslam'a göre devler, ejderhalar, dinozorlar gerçekten yaşadı mı, var mı? Veya günümüzde hala devler yaşıyor olabilir mi? Geçmişte, yeryüzünde, o günün şartlarına uygun canlıların bir kısmı belirli bir devre yaşayıp ortadan kalkmıştır. Bir kısmı günümüze kadar gelmiş, bazı canlılar da şartların iyileşmesine bağlı olarak zamanla yeryüzüne gönderilmiştir. Timsahın dinozor ırkının son örneği olduğu söyleniyor. Bunlardan hangisinin hangi devirde yaşadığı, şayet varsa ne gibi değişikliklere uğradığını araştırmak biraz da bilimin konusuna giriyor. Mesela dinozorlar neden yok oldu? Bu konuda değişik görüş ve yorumlar vardır. Bir canlı grubunun veya ferdin ortadan kalkması için bir takım sebepler vardır. Bunların başında gelen o canlı grubunun yaşadığı ortam ve çevrenin olumsuz yönde değişmesidir. Bu değişiklik genelde iklim ve besin yönünden olur. O canlı grubunun genetik potansiyelindeki karakterler değişen olumsuz çevre şartlarına uymazsa o canlılar hayat sahnesinden çekilirler. Tüm hayvanların bir arada yaşaması imkansız değil miydi? Mesela dinozorların olduğu bir yerde hiç koyun gibi canlılar yaşayabilir miydi? Yani tüm canlılar bir arada yaşayamazsa eski canlıların sonradan evrimleşmesini nasıl açıklayabiliriz? Her canlının yaşayabileceği şartlar genetik yapısıyla Allah tarafından genetik yapısı da tayin edilmiştir. Herhangi bir canlının yeryüzünde yaşayabileceği şartlar mevcut olunca yaratılmıştır. Benzer çevre şartlarında elbette birden fazla canlı yaşayabilir. Mevcut çevre şartlarının zamanla değişmesi, o ortamda bulunan bazı canlıların genetik yapının tayin ettiği sınırları aşmışsa, o sınırı aşılan canlılar ortadan kalkacaklardır. Yaratan ve yapan Allah'tır Celle Celaluhu. O her canlı için önce çevre şartlarını yaratmış, daha sonra da murad ettiği canlıyı yokluk aleminden varlık alemine çıkarmıştır. Düşünün ki koyun yaratıldı fakat yiyeceği hiçbir ot ve çimen yoktu. O zaman bu canlının hayatı nasıl devam edecekti? İşte bunun için her canlı besini yaratıldıktan sonra yeryüzüne gönderilmiştir. Cenab-ı Hak her bir canlı türünü doğrudan doğruya yaratmıştır. Bir canlı kendisinden daha aşağı yapılı canlıdan meydana gelmiş değildir. Biz de bundan yıllar önce rahmetli şehit alim Ali Kara hocamıza bu konuyu sormuş idik. Yani özellikle devler konusunda, hatta günümüzde de bazı söylentiler olduğundan dolayı bu meseleyi sorduk ve kendisi olabilir, belki olabileceğini söylemişti. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de geçen Rabbül Alemin tabirinde, yani alimlerimiz 18 bin alem olduğunu söylemişlerdir. Bu rakam kesretten kinayedir. Yani Arap edebiyatında 770, 700, 7000, 70.000 veya 18.000, 28.000 gibi sayılar ifade edebilir. Çokluğu ifade etmek içindir. Halbuki alimlerimizin çoğuna göre her bir insan, her bir hayvan, her bir bitki veya her bir melek, her bir cin bir alemdir. Hatta her bir hücre başka hücrelere benzememesi dolayısıyla bir alemdir. İşte Allah alemlerin Rabbidir veya ey Habibim seni alemlere rahmet olasın diye gönderdik gibi Kur'an'ı ifadeler tamamıyla tüm kainatı ve içindeki her bir hayat sahibini, hatta cansızları da içerisine almaktadır. Zaten ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselamdır. Boyu ne kadardır? Gelin biraz da ondan bahsedelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste Adem aleyhisselamın yaratılışı özelinde sureti ve boyundan bahseder. Bir hadis-i şerifte şöyle buyrulur. Buhari hadis-i şerifinde. Allah Adem'i yarattı. Boyu 60 zira idi. Cennete gidenler de onun boyunda olacaklar buyurmuştur. Allah Adem'i kendi ismini tamamıyla gösterir. Bir surette yarattı. Onun boyu 60 ziradır.
Adem'in yaratılışını tamamladığı zaman ona "Haydi git de şu oturmakta olan melekler topluluğuna selam ver ve onların senin selamına karşı vereceklerini dikkatle dinle. Çünkü bu hem senin hem de senden sonra soyundan geleceklerin selamlaşma örneğidir." buyurdu. Bunun üzerine Adem aleyhisselam gitti ve melekler topluluğuna "Esselamu aleyküm" dedi. Melekler de "Esselamu aleyke ve rahmetullahi" diye karşılık verdiler ve selamlarına "ve rahmetullahi" cümlesini ilave ettiler. Adem aleyhisselam insanlığın atası olduğu için cennete her giren kişi Adem aleyhisselam güzel suretinde gelecekler. Onun boyunun uzunluğu 60 ziradır. Adem aleyhisselamın kendisinden sonra gelen torunları şimdiye kadar onun vücut güzelliğinden birer parçasını kaybetmeye devam ettiler. Müslim hadisi. Hazreti Adem aleyhisselam bir zira yaklaşık yarım metre olduğuna göre 60 zirada 30 metre yapar. Yani bir minare boyu düşünelim. Gerçek muradın ne olduğunu Allah bilir. Biz alışık olmadığımız için bize biraz garip gelebilir. Halbuki bütün insanlar şimdi öyle olsaydı artık alışmış olacaktık. Şu anda normal boyda olmayan insanlar farklılık arz ettiği gibi o zaman da 30 metreden aşağı olanlar da öyle olacaktı. Adem aleyhisselamdan günümüze kadar nesil küçüle küçüle artık günümüzdeki gibi standart boya gelmiştir. Yani bu pek de anormal bir durum değildir. Günümüzde devlerle alakalı birçok video, söylenti, görsel, rivayetler var. Lakin biz bunlardan bir tanesini ele alacağız şimdi. 2010 yılında tevafuk olarak gördüğümüz 2010 yapımlı bir Norveç filmi. Bu filmin başında, film başlamadan önce bu olaylar tamamen gerçektir ve bir devlet sırrıdır diye bahsedilerek film başlıyor. Filmin kısa özetinde ise Norveçli bir grup öğrenci hükümet tarafından yıllardır üstü örtülen bir gerçeğin peşine düşerler. Ülkenin kuzey ormanlarında izinsiz olarak avlanılmaktadır. Bu gerçeği bir filme kaydederek belgelemek üzere yola çıkarlar. Daha sonra dehşet verici bir durum ile karşılaşırlar. Zira çekim yapmalarını istemeyen ve onları uzaklaştırmaya çalışan avcıyı gizlice takip ettiklerinde aslında peşinde oldukları şeyin dev bir troll olduğunu keşfederler. Gelelim bizim yorumumuza. Bizce de olabilir. Daha önce de açıkladık zaten videonun başlarında devler. Günümüzde ise çok söylenti var. Bu filmde ise bizce o tür yaşananlar gerçek olabilir. Ama gerçeklik payı şu derecede doğrudur. Bunların biz cinler olduğunu düşünüyoruz. Çünkü sadece geceleri çıkıyor, gözüküyorlar. Cinler zaten biliyorsunuz her surete, her şekle, her boya girebilirler. O yüzden biz bu filmle alakalı cinler olduğunu düşünüyoruz. Yine de en iyisini Allah bilir. Allahu alem diyoruz. Tarihte birçok kez felaketlere uğramış kavimler bulunmaktadır. Bu kavimlerden biri de şehir efsanesi haline gelen Ad kavmidir. Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen Ad kavmi yüzlerce yıl insanlar arasında efsane olarak konuşuldu. Kimsenin varlığına inanmadığı bu kavim ile ilk bulgular 1990 yılının başlarında ortaya çıktı. Ad kavmi oldukça zengin nimetlere sahip, normal insan boyutlarının kat ve kat üstünde dev adam ve kadınların olduğu bir kavimdi. İslamiyet'te dünyanın en güzel şehri İrem şehri olarak anlatılır. Ad kavmi Hazreti Nuh'un soyundan gelen bir kavimdir. Oldukça fazla nimete sahip olan bu topluluğa Hazreti Hud peygamber olarak gönderilir. Hazreti Hud şehir halkına Allah'ın varlığını ve dinini tebliğ etse de halktan gerekli inancı göremeyince Allah 7 gece ve 8 gün boyunca çok şiddetli bir kasırga ile helak eder. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Nuh'tan sonra yaşamış olan bu kavme peygamber olarak Hazreti Hud gönderilmiştir. Ad kavmi Hud'u yalanlayıp
onun getirdiği dini inkar ettiği için şiddetli bir rüzgarla cezalandırılmıştır. Ad, Nuh'un torunlarından Avs'ın oğludur. Avs'ın babası İrem, onun babası Hazreti Nuh'un oğlu Sam'dır. Tarihçiler ve müfessirler Ad kavmini Ad-ı Ula ve Ad-ı Uhra olmak üzere iki kısmı ayırırlar. Hazreti Hud'un peygamber olarak gönderildiği kavim Ad-ı Ula'dır. Necim suresinin 50. ayetinde Allah daha önce gelen adı helak etti denilmektedir. Bu sebeple müfessirler Ad ve Hazreti Hud ile ilgili olarak Kur'an'da zikredilen müşterek olayların hepsinin birinci Ad kavmi ile ilgili bulunduğundan hemfikirdirler. Ad-ı Ula'nın helak edilmesinden sonra bu kavimden kurtulanların neslinden ikinci ad yani Ad-ı Uhra ortaya çıkmıştır. Zamehşeri'ye göre İrem şehrine sahip olan bu ikinci ad kavmidir. Ancak Kur'an-ı Kerim'de birinci ad kavminden bahsedildiği halde ikinci ad kavminden açıkça söz edilmemektedir. Yine Kur'an'da İrem şehrinden bahsedilirken bu şehrin hangi ad kavmine ait olduğu açıkça zikredilmemiştir. Tefsir kaynaklarında kaydedildiğine göre İrem, Ad'ın dedesidir. Bu durumda İrem şehrinin ona izafe edilmesi ve birinci Ad kavmiyle ilgili olması ihtimali daha kuvvetli görünmektedir. Ad kavminin yaşadığı coğrafi bölge birçok tarihçi ve müfessire göre Yemen'dir. Bu kavim Yemen'de Uman ile Hadramut arasındaki bölgede yaşamıştır. Ki Kur'an-ı Kerim'de de Hazreti Hud'un Ahkaf bölgesinde yaşayan bir kavme peygamber olarak gönderildiği anlatılmaktadır. Ad kavmiyle ilgili bilgiler genellikle Kur'an'a dayanmakta, ayrıntılar ise daha çok tefsirlerde bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in beyanına göre bu kavim muhteşem saraylara, mallara, sürülere ve eşsiz bağ ve bahçelere sahipti. Bu yüzden gurur ve kibre kapılmış olan Ad kavmi putlara tapmaya başlamış, insanlara zulmederek azgınlık ve taşkınlıkta bulunmuştur. Allah Celle Celaluhu Hazreti Hud'u bu kavme peygamber olarak göndermiş fakat kavmi onu yalanlayarak kendisine karşı çıkmıştır. Hazreti Hud'un onları uyarması Allah'ın kendilerine verdiği nimetleri hatırlatarak ona inanmalarını istemesine karşı onlar ise ister öğüt ver ister verme bizce birdir, fark etmez diyerek kendilerine yapılan ikazları dinlememişlerdir. İsyan ve inkarların cezası olarak Allah Celle Celaluhu önce yağmurlarını keserek kuraklık sebebiyle ünlü İrem bağlarını kurutmuş, daha sonra kasıp kavuran bir rüzgarla onları cezalandırılmıştır. 8 gün süren bu rüzgar Kur'an-ı Kerim tafsirine göre Ad kavmini hurma kütükleri gibi bulundukları yerden söküp atmıştır. Hazreti Hud ve ona inanan müminler ise bu felaketten kurtularak ikinci Ad kavminin çekirdeğini oluşturmuşlardır. Kur'an-ı Kerim'de geçen eski bir Arap kavmi olan Ad kavmi, Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayan tevhid mücadelesinin mahiyeti Kur'an-ı Kerim'de kıssalar yoluyla insanlara tebliğ edilmiştir. Esasen kıssaların nakledilmesinin sebeplerinden birisi de onlardan ibret alınmasıdır. Meydana gelen olayların sebeplerini iyi tespit etmek ve aynı hataları tekrarlamamak esastır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de andolsun onların kıssalarını açıklamada selim akıl sahipleri için birer ibret vardır. Bu Kur'an uydurulacak bir söz değildir. Ancak kendisinden evvel indirilen kitapların tasdiki, dine ait her şeyin tafsilidir buyurulmuştur. Kat edilirse selim akıl sahiplerinin ibret alması ön plandadır. Ad kavminin yaşadığı beldenin ismi Ahkaf'tır. Müfessirler Yemen ile Umman arasındaki geniş bir beldenin bu isimle anıldığını kaydederler. Kur'an-ı Kerim'de Ad kavmine gelince onlar yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve kuvvetçe bizden daha güçlü kimmiş dediler. Onlar kendilerini yaratan Allah'ı ki o bunlardan pek kuvvetlidir.
Hiç düşünmediler mi? Onlar bizim mucizelerimizi bilerek inkar ediyorlardı. Fiziki yapılar hakkında değişik rivayetler vardır. Fakat gerek boy gerek fiziki güç olarak gayet kuvvetli oldukları bilinmektedir. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın boyunun 60 zira arşın olduğu Buhari'de kaydedilen hadislerde sabittir. Kendisinden sonra gelen nesillerin giderek kısaldığını iddia edenler Ad kavminin boyunun 60 ziradan aşağı olduğunu ifade etmişlerdir. Bazı müfessirler ise Ad kavminin boy itibariyle Hazreti Adem'den de büyük olduğu üzerinde durmuşlardır. Hazreti Hud döneminde Ad kavminin lideri Şeddat'tır. Temel hedefi yeryüzündeki bütün insanları kendisine boyun eğdirmektir. Heykeller çevresinde geliştirdiği siyasi yorumlarla zorbalığı ve kan dökmeyi meşru gösterme gayretinde olmuştur. Bu lider Hazreti Hud Aleyhisselam'ın tebliğine muhatap olmuş fakat gerek kendisi gerek kavmi vahye karşı heykellerine putlarına ön planda yer veren mevcut siyasi yapıyı savunmuştur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de işte Ad kavmi onlar Allah'ın ayetlerini bilerek inkar ettiler. Peygamberlerine isyan ettiler. Böylece başladı. Liderleri olan her zorbanın emrine uyup gittiler. Onlar bu dünyada da kıyamet gününde de lanet cezasına tabi tutuldular. Hud suresi. Hükmü beyan bu şekilde buyurulmuştur. Ad kavmi gerek siyasi gerek ekonomik açıdan büyük bir güçtü. Bağı İrem diye anılan muhteşem sarayların süslendiği büyük bir şehirdi. Dillere destan olmuştu. Kur'an-ı Kerim'de ey Muhammed, Rabbinin ülkelerde benzeri yaratılmayan sütunlara, büyük saraylara sahip İrem şehrinde yaşayan Ad kavmine ne yaptığını görmedin mi? Buyurulur Fecr suresinde. Bu mahiyet meydana konulmuştur. Fakat heykellere putlara tapan Ad kavmi zorbalıkta ve zulümde de şöhret sahibiydi. Yeryüzünde kendilerinden daha güçlü bir şeyin bulunmadığına inanmışlardı. Kendi içlerinde Hazreti Hud Aleyhisselam'a peygamberlik görevi verildiğinde büyük bir mücadele başladı. Akılları ve bilimsel teorileri zorbaların safında yer almak gerektiğini esas alıyordu. Şimdi bu mücadeleyi Kur'an-ı Kerim'i esas alarak özetleyelim. Hani kardeşleri Hud onlara Allah'tan korkmaz mısınız demişti. Şüphesiz ben size gönderilmiş emin bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Sizden buna karşılık hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım alemlerin Rabbinden başkasına ait değildir. Siz her yüksek yerde bir alamet, saray, kule bina edip eğlenir misiniz? Tutup yakaladığınız vakit zorbalar gibi yakalar mısınız? Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Size bilip durduğunuz şeylerden, nimetlerde yardım eden, size davarlar, oğullar, barlar, ırmaklar ihsan eden Allah'tan sakının. Ben cidden üstünüze gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum. Bu tebliğ karşısında Ad kavminin lideri ve ileri gelenleri ulusal çıkarlarını bahane ederek iftira kampanyası başlatırlar. Ad kavminin ileri gelenlerinden kafir bir cemaat de biz seni muhakkak bir beyinsizlik içinde görüyoruz. Seni muhakkak yalancılardan sayıyoruz dedi. Bunun üzerine Hud aleyhisselam ey kavmim dedi. Ben hiç beyinsiz değilim fakat ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ediyorum. Ben sizin emin bir hayır hanınızım. Size o korkunç akıbeti haber vermek için içinizden bir kimse vasıtayla Rabbinizden size bir ihtar gelmesi tuhafınıza mı gitti? Düşünün ki o sizi Nuh kavminden sonra hükümdarlar yaptı. Size yaratılışta onlardan ziyade boy, pos ve kuvvet verdi. O halde Allah'a nimetlerini unutmayıp hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz. Şeddat'ın çevresinde yer alan politik güçler Hud aleyhisselamın tebliğine engel olabilmek için değişik yöntemlere başvuruyorlardı. Diler ki sen bize yalnız Allah'a kulluk etmemiz, atalarımızın ibadet etmekte olduklarını bırakmamız için mi geldin? O halde sıddıklardan, doğru sözlülerden isen,
bizi tehdit etmekte olduğun şeyi, azabı getir bize. Bize, bizi ilahlarımızdan, heykellerimizden, putlarımızdan alıkoymak için mi geldin? Doğru sözlülerden isen bizi tehdit ettiğin şeyi başımıza getir. Buyurulur rivayetlerde. Ey Hud! Sen bize açık bir mucize getirmedin. Biz de senin sözünle tanrılarımızı, heykellerimizi, putlarımızı bırakmayız. Senin söylediklerine inanıcılar da değiliz. Biz tanrılarımızdan bazıları seni fena çarpmış. Sen başka bir şey söylemeyiz. Hud aleyhisselamın tebliği karşısında iyiden iyiye hırçınlaşan Ad kavmi, heykellerinin kendilerini koruyacaklarından oldukça emin görünüyorlardı. Hakimiyetin kayıtsız şartsız kendilerine ait olduğu iddiasına iman etmişlerdi. Bu hakimiyetlerini heykellerinin ifade ettiği ideolojileri sayesinde sürdürdüklerini kabul ediyorlardı. Sürekli olarak biz azaba uğratılacaklar da değiliz diyerek kendi kendilerini ikna etme yoluna gidiyorlardı. Hud aleyhisselamın tebliğini kabul eden müminlere işkence etmekten asla çekinmeyen ve zindanlarda çürütmeyi hedef alan Ad kavmi alay ederek "Haydi tehdit ettiğin azabı getir" sloganına sarılmıştı. Kısa bir süre sonra azabın belirtileri görüldü. Akarsular kurumaya, yeşillikler sararmaya başladı. Ünlü İrem bağları birer birer yok oluyordu. Kuraklık etrafı kasıp kavuruyordu. O yiğit yapılı, güçlü kuvvetli insanlar bir yudum suya, bir dilim ekmeğe muhtaç hale gelmişlerdi. Bu noktada Hud aleyhisselam yeniden tebliği denedi ve "Eğer şimdi yüz çevirirseniz ne diyeyim? Ben size ne ile gönderilmişsem işte onu tebliğ ettim. Rabbim sizin yerinize diye bir kavmi getirir de ona Allahu Teala'ya hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Şüphesiz ki benim Rabbim her şeyi koruyandır." Ad kavminin Şeddat ve çevresinin geliştirdiği ideolojiyle beyni yıkanmıştı. Heykellerinin izinden ayrılmıyorlardı. Belirli bir süre sonra her zaman yağmur getirilen bulutların geldiği yönde bir bulut gördüler. Sevindiler. Çünkü kuraklığı tabiat kanunlarıyla açıklama adetleri vardı. Bunun Allahu Teala Celle Celaluhu'nun bir ihtarı olduğunu kabule yanaşmıyorlardı. Şimdi hadisenin cereyan ediş şeklini Kur'an-ı Kerim'den öğrenelim. Artık onu azabı vaat edilene doğru gelen bir bulut halinde görmüşlerdi. Dediler ki bu bize yağmur verici bir buluttur. Hud hayır dedi. Bu çarçabucak gelmesini talep ettiğiniz, bu hususa beni sıkıştırdığınız şeydir. Bir rüzgardır ki onda elem verici bir azap vardır. O rüzgar Rabbimin emriyle her şeyi helak edecektir. İnkarcı Nuh kavmi tufan sonucu helak edilmişti. Ad kavmi ise korkunç bir rüzgarla şirkin ve zulmün cezasını bu dünyada gördü. Ad kavmi peygamberleri Hud'u yalanladı. İşte benim azabım ve bundan evvel tehditlerim nice imiş. Düşünün. Çünkü biz haklarında uğursuz ve uğursuzluğu sürekli bir günde onların üstüne çok gürültülü bir fırtına gönderdik. Öyle bir fırtına ki insanları sanki onlar köklerinden sökülmüş hurma kütükleriymiş gibi ta temelinden koparıp helake uğratıyordu. Bu azap sırasında Hazreti Hud aleyhisselam ve beraberinde bulunan müminlerin durumu ne olmuştu? Bunu da Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Hud'u ve beraberindeki iman edenleri rahmetimizde kurtardık. Ad kavminin durumu bütün insanlara büyük bir ibrettir.